Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o semi videosu ile karşınızdayız. Bugün Hollanda ligindeyiz. Geçen hafta yani yarın yapılan Galatasaray kayı, pardon Fenerbahçe maçı kariyerini yapılan maçlarda haftayı bay geçtik ve rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekledik ama orada şu an bir beklediğimiz bir puan kaybı olmadı. Şu an bay geçtiğimiz için haftayı e, orada da maç sunamıyoruz ve şu an buradaki ciddi bir maç PSV alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Biz de liderliğimizi korumaya çalışıyoruz. PSV karşısında bugün William takımı 25. haftada deplasman maçını karşı karşıya gelecek William. Deplasmanda olacak bugün bakalım takımımız bugün neler yapacak. Liderlik yolunda ilerlemek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz. Bu yüzden buradan mutlak galibiyet ayrılmak lazım. Beraberlik bize çok kötü bir sonuç. SC Riven takımının puan kaybını bekleyeceğiz. Ayrıca buradan da galibiyet almak istiyoruz diyoruz ve maç başlıyor. PSV'de maç başladı. Yani an içinden şutu geliyor. Tehlikeli bir korner olabilir. Riyad Mahrez kullanacak. Mahrez geldi. 6. dakikada Mahrez ve topu alıp gidiyor. 6. dakika çok şık bir bitiriş. Riyad Mahrez harika bir gol atıyor. Asist Asuma Vidal. Gol Mahrez oluyor. Cezayirli yıldız oyuncu. 6. dakikada attı. golle 1-0 öne geçirdi bize Eduardo. Müthiş bir oyun oynadı Oiazabal. Oiazabal, Oiazabal 7. dakikada yokla yokladı Oiazabal. Kaleci onu engelledi. Dakika 10. Riyad tarafından mükemmel bir pas. Riyad Mahrez kaleciyle yine karşı karşıya. Marez, Riyad Marez. 11. dakikada daha Mahrez için şanslı bir an. Kaleci kalesine devleşiyor. Hızlı Fabregas Fabrikas uzak köşeye bırakacak. Fabrikas topla ilerle diye. Fabrikas şutunu çekiyor. Fabrikas. 14 Fabregas Fabrikas. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geliyor. sen. Luis Alberto 8'de sarı kart dedi. Arturo Vidal sakatlanıyor, 21. dakikada Arturo Vidal'in aşırı tendonu kopuyor. Ve rakip diş kalan sıralarda bakalım ne olacak, çok ciddi bir sakatlık yaşıyor Arturo Vidal. Ve maç tekrardan devam ediyor. 31. dakika Sterling kafayla topu sektirdi. Aurora verdi. Aurora vole vuracak ve top alır mı? gidemiyor. Gidemiyor, gidemiyor. emeği dedi bekten dönüyor oyun alanına. Sterling topu önüne buldu. Şimdi topla ile beraber ilerledi. Şutunu yapıştırdı Zoim Sterling ve top alır mı? gitti. Ryan Sterling'in golü geliyor. William Devdasman 2-0 öne geçiyor. Sterling'in golü. Piyan için asisti. Sterling atıyor 2-0 oluyor PSV karşısında. PSV'de deplasmanda William takımı 2-0 öne geçiyor. Golün adı Sterling. Asist Pjanic. an Maç ve maçta ekran devam ediyor. Ve ilk yarının sonucu PSV 0. Williams 2. William 2-0. Evet böyle 2. William'ın bir de Roman rakamı var yanında onu da okuduk. <laughs> Yanlışlıkla. Ama tekrardan devam ediyoruz. İkinci yarı başlıyor. PSV William maçının ikinci yarısı başlamış durumda. Fabrikasının zayıf bir şutu geldi. Orada ve hakikalar hızla ilerliyor. Gürbün'ün da zayıf bir şutu geliyor. Sterling'den de bir şut geldi. Marcelo kusursuz bir orta çıkıyor. Sterling sadece dokunması lazım. Sterling doğru geldi. Sterling. 78'de Sterling geldi. Kaleci mükemmel kurtarmış yapıyor PSV kalecisi. Dakika 80 oyası balığın şutu geliyor. Avukaya bir Son kick mi kalan zamanlarda bakalım neler gösterecek bizlere. Ne Robertson oyuna gelebilecek. Otomendis ait hareket ediyor PSV'nin. Neredeyse, neredeyse şutu yok. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Son düdüğü çalıyor. PSV William maçı. William'ın galibi, galibiyeti, galibiyetiyle bitiyor. William burada mükemmel bir skor oluyor. Ve William PSV'yi 2-0 yeniyor. Ve istatistiklere geçiyoruz. İstatistiklerde de bakacağız. Şimdi istatistiklere de bakalım. Çünkü büyük ihtimalle PSV'nin şutu bile yok e, diyebiliriz. Yani PSV'nin şutu yok bence. 6 şutu var. 6'ya 12. Evet Venlo'nun yarı final kupa mücadelesi maçı var. E, Venlo maçını da sunacağız. Yarın yarı final yani çok önemli bir maç olacak. Ardından e, tekrar göstereceğiz. Yarı final maçı yani ciddi maçlar aslında. Venlo'yu da baktığınızda burada e, 49 puanla e, şu an şampiyonluk yapışında biraz daha kopmuş durumda. Ve kadro değeri olarak onlardan üstünüz ama oyuncu ortalama güçleri olarak onlar bizde önde olabilir. Hiç sorun değiliz. E, benim için sıkıntı değil. Ee, bu Yunan kaleciyle de golle gol batacağız. Saydı bazı inşallah. Ee, 35 Ben bu adamı hiç sevmedim biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Ee, hem Yunanistanlı kaleci aldı. Yunanistanlı kaleciyi geliştirdi. Hem hem de e, bu transfer listesinde belki siz de ba, önceki videolardan görmüşsünüzdür. İki tane Ermeni oyuncu geldi, miktaryen geldi, bir de Barse Barsege diye bir oyuncu geldi. İlk önce 70'i şey aldı, sonra miktaryen aldı. Bu etkinlikte hafta sonu etkinlikte Mikitalian'ı tekrar alıp sattı gönderdi. Yani oyundan bu Vennoy'u ben çok da sevmiyorum. Ee, öyle sanki aldı hatırlıyorum sanki. Ama o e, çok eminim Barsege Barsegeyi çok e, aldın hatırlıyorum. Yunan kaleciyi giriyorsun. Ay niye Yunan kaleciyi giriyorsun? Yani e, kendi şeylerle oynasa bence daha iyi olmaz mı? Bak, o kadar kupan var. O kadar sıralaman 642 bin. Bak bu kadar kupan var ama tabii ki biz biz şu an e, dünyada 78 bin 739 bininci sıradayız. Yani dünyada 100 binin işlemine girmiş e, birisiyiz şu an. Eğer tabii daha da fazla kupa alırsak, daha da iyi bir şekilde menajer puanlarımızı kasarsak ee, daha da iyi sıvalamalarda olabiliriz diyorum. Fenerbahçe'de haftayı bay geçtiler. Bakalım Fenerbahçe'de neler olmuş. Fenerbahçe kariyerinde neler bitmiş. E, bugün Trabzon'da seyrek final maçımız var. Kupa mücadelesi. Ama onun öncesinde Göztepe'nin Denizli yendiği bir maç var. Sivas Spor'un yine Malatya Spor'u 3-0 yendiği maç var. Galatasaray Geçler Veli'ni 4 0la geçiyor. Çay Spor Kasımpaşa beraber kalıyor ve Erzurum Konya'da berabere kalıyor. Antalya Spor Kayseri Spor maçı 3-3'lük bitiyor. Karagümrük Beşiktaş'ı 1-0 yeniyor. Ankara Gücü 3-1 yeniyor. Başakşehir de Gaziantep 3-1 yeniyor. Trabzonspor Hatay Spor maçı 1-1 bitiyor. Burada Beşiktaş boş. Beşiktaş'a gelebilirsiniz. Şimdiden e, ee, Beşiktaş'a gelmek isteyenler için duyurulur. Beşiktaş'a gelebilirsiniz. Buradaki maça bakın. Oo Emre Demir Emre Demir atmış. Oh 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 maşallah. Öf ne maç la bu. üh üh üh. 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 Taktikler havada uçuşmuş. Antalya Spor, Kayseri Spor. Oy 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 oy. Amanin 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 amanin. Hiç kimse de yani birbirine şut çektirmemeye çalışmış. Biraz kalecilerin burada hataları olmuş ama yani çok müthiş bir maç olmuş. Gerçekten e, taktikler konuşmuş. Gerçekten çok zevkli bir maç olmuş. Yani o 4-2-4 bilmem neler o bize haber yapmışlar bakalım ne diyor. İstanbul'u Fenerbahçe takımının oyuncusu Ferdi Kadıoğlu sezgileri sayesinde sezon boyunca 17 gol attığı bu durum Forvet oyuncusunun gol kralının en üstte olmasını sağladı. En üstte mi çıktık biz? O muhabir biz muhar evet doğru lan en üstte çıktık. Muhabirimiz de olan bir röportajında nefes Başarılı oyuncu Ferdi Gadoğlu ile ilgili şu an tecrübe ettiklerinin muhtemelen etkili bir konusunu uyarıyor. Bir oyuncunun performansını genelde böyle goller attığı zaman fark ediyorsunuz dedi. Ali Bek gibi oyuncularda gol kıvallığı için unvanı için umutlu. Yani Gustavo Ali, Ali Bek yani lütfen 22 maçta 17 gol atmışsın. O Kayseri'de var ya gol atma kralı. Bu arada 233 milyon yapmış. Bunu dostluk maçlı yapa yapa yaptı. Ben de yapacağım böyle şimdiga. şimdi Şimdi ee, hazırlıyorum Galatasaray takımına. Ben de yapacağım yani koyu savcıyacağım, basacağım. Biraz daha şu coins'in 500 olsun. 500 olunca ben o 100 coins'i sadece özel dostluk maçları için yapacağım. Ve derbi ne zaman? Derbi. Ee? Derbiye bakalım. Evet kupa. Bugünlerden ne? Salı. Çarşamba günü. Bu. Aynen. Aynen. Çarşamba günü bunun videosu gelecek. Perşembe. Cuma. Sonra. Pardon. Maçları gidelim. Bu. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cuma Pazar. Pazar Salı. Çarşamba. Perşembe, Cuma, Cuma, e, oh, oh. Pazar, oh, 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 Lan Galatasaray, oh, ben bu zamana kadar var ya, bu kadro kaç milyon olur, oh, 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 bayağı bir kadroyu geliştiririz yani, ben öyle düşünüyorum. Evet, şimdi size burada bir şey göstereceğim, benim beyinsiz kafam. Beynim var ama bakın Gaziantep'i tamam 7 tane attık çaktık. Yendik. Şu an kubada e, rakibimi görmedim. Şu an bilmiyorum. E, 15 saniyelikte reklam çıkarmazsınız ama ya. Videoyu da durduramıyorum. İşte böyle. Devam. Evet. Anladım. Aynen böyle. Şimdi benim bu çok zeki kafam ne yaptı biliyor musunuz? Şu gördüğünüz maçı. Yani yedek oyuncularla 3-0, 4-0, 2-0 kazanmak varken gittik. 11, ilk 11 ile oynadık. Icardi formsuz, Dimaria formsuz, Tadik formsuz. Orta sahaya geçtim. Blind formsuz, formsuz, hadi derviş onu bir araya geçtim. Ey, 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 ey. Ey sizlere sesleniyorum. Ben bugün burada ne yaptım? Çok kötü şeyler yaptım. Ne yaptım? Oyuncuların formlarını düzeltemedim. Oyuncuların formu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görmeye gerek var. Şu an rakibim Çayko Rize Spor. Ve şu an bu maçı alırsam 56 puan. Konya'da bu maçı almazsa 56 puan. average tabi average bakımından e, kaç oluyor yok. Average bakımından o yine üstün oluyor. E, benim bu maçın net almam lazım. Yani net almam lazım. Ama görüyorsunuz form yok. Bu arada kupada kiminle eşleştik ona da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay sizin çekeceğiniz fikstür ha. Güzel bir fikstür. Oo severiz. İstanbul Başakşehir. İstanbul Başakşehir'i severiz. Yeneriz. Rize Spor e, finaline hayırlı demeyiz. Çünkü ben güzel finalleri severim. Alanya'da kupa almayı da severim. E, biz ligde yenmiştik, yenmiştik değil mi? Başakşehir'e evet yenmiştik. Yenmiştik, yenmiştik. Güzel. Güzel. Kadro değerlerinde de biraz yükselsek zaten. Başakşehir önünde zaten belki de yükseldik. Onda da zınk diye yenebiliriz. Oo, kılpayı yenmişiz. Vay canına. Kılpayı yendik. Kılpayı Evet 444 coinsimiz var. 3 3 2 2 4, 4 2 B'ye karşı oynamışız. Oo Başakşehir. Nasılsın? Hayır neler neler buluyor burada neler? Ha Başakşehir. Oo oyuna girmiyorsun. En sevdiğim böyle böyle kal böyle kal. Aferin aferin böyle, böyle 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 kal. Doğru bak çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. Kayseri gidiyor mu aktif mi Kayseri? De sürpriz yaparsa şeye e, ee, o geliyor. Bir de Kayseri şeye gelirse oy bir de Rize'yi yenerse ay 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 Kayseri de yenersek zınk. Şampiyonluk bizim. Ama tabii benim için lig dönemli, kupa da önemli. Yani şu an hiçbir üstünden kopmadım. Ve şimdi bugün ne başlıyor biliyor musunuz? Bu ekip savaşından e, bu ekip savaşı başlıyor. E, e, şu an e, yeni lig için duyur yapacağım. Yeni lig için duyur yapıyorum. Bu lig bittikten sonra Belçika'daki Ekip savaşımız bittikten sonra Bu arada ekip e Ekibimize gelmek isteyenler gelebilir Şimdi ben bunları e videoda e Yüksek müsaadenizle Böyle bakalım kim girmiş İlk önce yeni gelen bir arkadaşımız Var ama bakalım profilinden e Gördüm kadarıyla şu an Neden yok Evet Evet Efe Gürkan Evet Efe Gürkan hoş geldin diyoruz o da şu an iyi kupalar almış. Fena değil. Aşağı yukarı iyidir. İyi iyi. Şimdi aktif olmayanları da atacağız. Aktif olmayan e, tabi sağlığa gidin 95 Türk Mazbutu bunları atmayacağız. Bunlar e, dinlenme amacıyla şu an çekildiler. Bunlar az takım. Yani bu takımın az takım oyuncuları. Ekip savaşlarını sadece bu arkadaşlarımıza iki muhalebetimiz var. Yani savaş geçmişlerimizi göstereceğim şimdi ama şimdi o video uzar yani. Ee, burada mesela kim? Kim girmiyor? Aktif değil. Ee, aktif olmayanlar. Herkes aktif gözüküyor. Ee, kimi çıkartacağız ki? Vallahi çıkartacak insan yok. Oğuzcan Yeşillük'te iyi menajer. Bu da bizde bayağı işler yaptı. Onu da çıkartamam. Vallahi bilmiyorum. Bir bu yorumun altına yaz, yazar mısınız? Ben senin 2000'liyim diye. Bak tanımadıklarım yazsın. Ben mesela e, ee, 661 TS Bizim e, ee, YouTube'dan mısın? Bilmiyorum. Medise'yi tanıyorum. Bak Medise'yi tanıyorum. bir tanıyorum. Yusuf Gemeli'yi tanıyorum. Ahmet Türk Ultrasını tanıyorum. Enes'u'yu tanıyorum. Ömer'i tanıyorum. Alex'e Soğuz'u tanıyorum. FB Baba'yı tanıyorum. Efe Gökkan'ı tanıyorum. Ersin Maççı'yı tanıyorum. Ama bu Yiğit'i tanımıyorum. Yiğit e, YouTube'dan mı? Eğer YouTube'dansa yorumlara yaz. Ben Yiğit diye yaz. Mesela Fatih Terim. Ben Fatih Terim'i tanımıyorum. Buradaki Fatih Terim'i. Eğer e, YouTube'dansa YouTube'dan YouTube'da dansa ben Fatih Terim Fatih Terim diye yazabilirsin. Burada bizim 4000 olan bu puan 3927'ye düştü niye çünkü mağlubiyet aldık mağlubiyet aldığımız için düştü ama klasman atlamak için şu an provost evet şampiyonlar ligi gideceğiz şampiyonlar ligine gideceğiz bu ekibi 3 yıldız yapacağız öcüleri 3 yıldız yapacağız bu ekip daha da güzel günler görecektir inşallah diyelim. Hemen ekip savaşındaki maçlara geçelim. Hemen ilk fikstürlere bakalım. Fikstürlerdeki sonuçlara da bakalım. Ruslarla oynayacağız. Ruslar mı Türkler mi? Bence Türkler, değil mi? Şimdi Kulüp boruş Underland e, adını e, bilmiyorum artık. Görüyorsunuz. Yani bunların Rus olduğunu buradan görebilirsiniz. Rusça konuştuklarını buradan ayrıca böyle görebiliyoruz Görebiliyoruz. Ee, evet. Aynen. Çok güzel. Kadro değerlerinden kaçıncı sıradayız? Haydi bizim takım ol. Sen bizim takım mısın? Eyvahlar olsun. Eyvah olsun. Adam 105 milyon yapmış. Ee, sen de bizim takımda değilsin. Doğru. Doğru. Sen de değilsin. Ama bizim takım Tamam Alex de. Alex de Bu Alsat taktiğini yapan. iyi Çok iyi yapan bir arkadaşımız. 30 tane şu oyuncusu var. Alsat taktiğini o yapa dursun. Daha da Alsat taktiği yapar yapa, yapa takıma geliştirecek. Ben ona inanıyorum. diye dayı almış. Oy Silimani. Silimani almış. Silimani. Silimani Fenerbahçe'nin hatırlayanlar. Silimani hatırlar mısınız? Sil Silimani. Bakalım bizim oyuncuların e, transferlerine bakalım biraz. Bakalım. İmbombile'yi almış. Aha, Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu, Ciyevci Hakan'ı almışlar. Sonra ee, hangisi bizim takım? Evet. MKJKS bu. Değilmiş. E sonuncu sırada mı? Kadro devrinde. İyi. Eyvah. Sonuncu sırada ise kesin odur. Evet. O oh, Falka almış. Evet. Vallahi şu an bak ne yapıyor? İyi. Şu an düşük oyuncuları satıyor ama satılmıyor şu an satılmıyor. İşte bu terbiyesiz olsun bizim e, şeylerimiz satmıyor. Gidiyor Rusların oyuncularını takıp takıp satıyor ama bize gelince yok. Olsun ben göstereceğim sizlere göstereceğim. Şimdi onun ilk maçı ne? Ona çünkü bakalım hangi rakip gelmiş. Ey ee, Sporting Charlie. Charlie Marley bakalım senin e, menajerlik sayfan nasıl? Sporting Charlie Marley. Çakma Charlie. 9. o tecrübeli severim. Ben bunların hepsini bir ilgane satacağım atacağım. Yani Genkin burada e, burada attık tık Photoshop tık Şimdi arkadaşımızın işi olduğu için ben burada onun taktiğine bakacağım. onun taktiğini ben ayarlayacağım büyük ihtimalle çünkü bu rakip tecrübeli. E ben de tecrübeliyim. E ne oluyor? Tecrübelerin takipleri kapışıyor. Tabi burada lider de şeyimiz olduğu için. o Kerem Aktürkoğlu oğlu. Galatasaray'ın oyuncusu yıldızlaştı. Bakalım Fenerbahçe şeyine gelelim. Çünkü orada Kerem Aktürkoğlu oğlu vardı. Galatasaray'ın formda oyuncusu Kerem Aktürk. Ulan nasıl lan? Adam 67 olmuş. E bu adam. Oha. O kadar kötü mü bu adam? Yapmayın ya. En azından 72-73 yapın bu adama. Yani çok iyi midir yani aman amanlık e, çok da iyi olduğunu söyleyemem Messi gibi değil ama tabii ki de e, Premier Lig'de oynayacak kapasitede Burnley, West Bromwich, e, Aston Villa gibi takımlarda oynarken kendini geliştirirse daha iyi yerlere gelir çünkü yaşı itibariyle 22 yaşı yani 22 yaşında görüyorsunuz Merit Demirhan'ı e, Juventus'ta oynuyor. E, bugünlük osm videomuzun sonuna geldik e, Buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere diyorum Ve videomuz burada bitti Görüşmek üzere bitti hadi görüşürüz Yeni videolarla görüşeceğiz Burada ekip savaşında çok fena gaza geldim Burada inşallah kazanırız. İnşallah İlk maç sonuçları ilk sonuçlara bakacağız İnşallah Ruslara e, Ekip savaşında mağlup etmiş olacağız diyelim neden hayırlı Ramazanlar. İnşallah oruçlarımızı rahat bir şekilde çekebiz. Açlık olmadan rahat bir şekilde iftarı bekleriz diyorum. Amin diyorum. Videoyu kapatıyorum.